Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz kardeşler, abiler. Arkadaşlar, bu bölümde de 60 bin liraya ben olsam hangi otomobili alırdımı canlandırmaya çalışacağım size. Ama yani bu serinin keşke olmasaydı dediğim en kötü bölümleri bunlar olacak. Çünkü abi 60 bin lira ya da 80 bin liram olacağına 45 bin liram olsun. Yani öyle bir yerdeyiz şu an. 60 bin lirayla 80 bin lira var ya, sıkıntılı bir yer. Yani ne alacağım belli değil, ne yapacağım belli değil. Ne yapsam ki, hani böyle bir kafa karışıklığı, bir sıkıntı. Gerçekten de hani araba almak istemeyeceğim şeyi soruyorsanız, skalayı soruyorsanız, 60 binle özellikle 75-80 bin lira arasında ne alacağın çok karışık. Çünkü hem piyasa çok karışık, hem de bu aralık çok karışık. Yani burada ne alacağın net olarak hani böyle cevap verebileceğim bir şey yok. Tabii ki benim belirlediğim arabalar var. Ama bu konuda çok fazla ihtilaf çıkacağını düşünüyorum. Yani ben diyeceğim ki ben olsam şunu alırdım. Siz diyeceksiniz ki ya şu da alınır, bu da alınır. En çok diyeceğiniz bölümler bunlar diye düşünüyorum. Lafı uzatmadan hemen geçelim bakalım 60 bin liraya ben olsam ne alırmışım. Öncelikle şu anonsu yapmak istiyorum. 60 bin lira öyle bir şu an skala ki abi 60 bin liraya D segmenti birçok otomobilde alabiliyorsunuz. B segmenti birçok otomobilde alabiliyorsunuz. Üstelik hani model yılları da çok oynamıyor arada. Böyle çok farklı bir şey. Mesela bir B6 Passat çok rahatlıkla alabiliyorsunuz bu paralara. Benzinli. 150 bin civarlarında, 160 bin civarlarında. 3-5 parça boyalı. Bir araba alabiliyorsun. Ne bileyim bir Mondeo 1.6 alabilirsin mesela Twitch motorlu. Veya bir Accord 2007 model falan Accord bulup alabilirsin rahatlıkla. 200 bin bin kilometre bantlarında. Ama ben bu işi şöyle düşünüyorum açıkçası. Mesela hani şey de söyleyeyim. Bir Megane da alabilirsin, Jetta da alabilirsin, Focus da alabilirsin, hani Elantra da alabilirsin. O kadar garip bir alan ki bu alan. Gerçekten de çok böyle. Mesela C5 de alabilirsin, Insignia da alabilirsin. Ama başka bir açıdan baktığın zaman bunların hiçbirini de alamayabilirsin. Garip bir bant. Buna başlamadan önce şunu söyledim. Benim buradaki mantığım şu. 60 bin lira param olsaydı ben 60 bin liralara, hani şu anki ortalama Türkiye'nin ekonomik şartlarına göre söyleyeceğim. Benim sayacağım arabalar öyle yani. Ben ortalama Türkiye'nin ekonomik şartlarına göre arabalar sayacağım. Yürütme maliyetleri çok yukarıda olmayan, nispeten yeni olan, hani yeni her zaman yenidir diyoruz ya. O bağlamda otomobiller sayacağım. Ama bunun tam tersini, özellikle ekonomik durumunuz biraz varsa, mesela şöyle insanlar olabiliyor. Diyor ki izleyenimiz, ya benim 60 bin lira param var ama 15 bin lira gelirim var. Bu paralara bir araba alacağım, bineceğim, uğraşacağım. Benim için çok önemli değil, araba lüks olsun. Tamam, bu bantlara bir W210 Mercedes de alabiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Veya 3 kasa veya 5 kasa bir E39 çok rahat temiz bir araba alırsın yani. Kafana göre bir araba alırsın ama bunlar yürütme maliyetleri yüksek olan arabalar olur, bu alacağın arabalar. Bunların dışında yürütme maliyetleri çok daha düşük arabalarda alabiliyorsun. Biraz daha benzer kilometrelerde veya biraz daha düşük kilometrelerde düşük arabalarda alabiliyorsun. Ben Türkiye'nin genel ortalamasına ve kendi maddi durumuma baktığım zaman hani 60 bin lira civarında bir arabası olan adam şöyle düşünür. Alacağım araba beni uzun süre idame ettirsin. Genel ihtiyaçlarımı, genel ihtiyaç dediğin zaman nedir abi bu memlekette? C segment. Ama maalesef çok C segmenti bir şey bulamayacağız yani bu fiyat bantlarına. Peki şimdi çok da meraklandırmayalım, devam edelim. Ben olsam ne alırdım? Abi benim en başta 60 bin lira bantlarına alacağım araba. Yani tam kitabın ortası. Bu paraları tam kitabın ortası olacak arabayı söylüyorum size. Kronik problemleri dahi olsa tarzıyla, yol tutuşuyla, sürüş konforuyla, hissiyatıyla ben abi kesinlikle bir Cruze bakardım. Chevrolet Cruze. Çünkü gerçekten de 25-30 bin kilometrelerde, 40 bin kilometrelerde, hani kronik problemlerin daha ortaya çıkmayacağı kilometreler, yıl bazlı belki birkaç problemi olabilir. Köşeye şöyle bir 5 bin lira para ayırıp da alabileceğim en baştaki araba bence Chevrolet Cruze. Yani benim bu banttaki idolüm Chevrolet Cruze. Gerçekten de temiz bir Cruze, çok düşük kilometrede bir Cruze alabilirsiniz arkadaşlar bu fiyat bantlarına. Bir diğer tercihim yine aynı gruptan devam edeceğim. Chevrolet Aveo T150 olması lazım. Videosunu da yaptık, yakında gelir. Hem 1.3 dizeli hem 1.4 otomatiği, gayet güzel arabalar. 1.4'ün manueli de var yanlış hatırlamıyorsam. Gayet güzel, geniş de araba, bagaj hacmi de güzel, iç hacmi de gayet güzel. Genel ihtiyaca hitap edebilecek bir araba. Bence bu fiyatlara tercih edilebilecek en mantıklı arabalardan bir tanesi. Bir diğer aracımız Opel Astra H. Evet, kronik problemleri olabilen bir araba.
Ama bu fiyat bantlarına yine oldukça temizini bulabildiğiniz sedan versiyonu da olan hem 1.3 motoruyla hem 1.6 motoruyla, bakın mesela Astra H'ların 1.4'ü de var. Pek performans istemiyorsanız 1.4 daha temiz bir Astra H'da alabilirsiniz. Bunu da bilgisini vereyim buradan. Bence bu fiyat bantlarına, hani şey derler ya, bitirim abi. Bitirim arabalar bu arabalar diye görüyorum ben. Yine Opel grubundan B segmenti bir otomobil, Opel Corsa D. Bu paralara alınabilecek, yine güzel. İçi fena değil. Hani öyle genel kullanıma hitap etmez çok. Biraz böyle kendinizden bir şeylerden geçmeniz lazım. Küçük mesela, şimdi ben de 20 kullanıyorum. Küçük benim bütün ihtiyaçlarımı görüyor. Evliyim, bir çocuğum da olsa bu araba bana yeter. Şu an yok ama olsa yeter diye düşünüyorum. Böyle bir araba Corsa D tercih edilebilir arkadaşlar. Bunun yanında sınıftaşlarını sayalım. Ford Fiesta alabilirsiniz. 1.4 dizel, 1.5 dizel, 1.6 atmosferik, 1.4 atmosferik otomatiği de var. Gayet güzel bir araba. Şöyle 2011-2012 model, hatta 2015 bile bulabiliyorsunuz. Güzel bir araba. Sürüş karakteri olarak ön plana çıkan bir araba ama içi dar, bilginiz olsun. Zaten kanalda videoları da var. Bence tercih edilebilecek güzel arabalardan bir tanesi de Ford Fiesta. Bir üst sınıfa tekrar çıktığımız zaman Megane 3 arkadaşlar. 1.5 dizelinin temizini bulmanız çok zor şu an bu paralara. Ama şöyle bir 1.6 atmosferik motorlu, tüplü Megane 3 bence alınabilir bir araba. Bu fiyat bantlarına hatchback, güzel, sportif tarzı olan. Bazı konularda biraz zayıf ama bence alınabilecek en güzel arabalardan bir tanesi yine Megane 3'te. Bu otomobilde tercih edilebilir bu fiyatlara. Bir ikili otomobil var arkadaşlar. Peugeot'un 301'i, Citroen'in C-Alize'si. Bu iki otomobilin de hem 1.2 benzinlisi VTI motor, hem 1.6 benzinlisi. Bakın bu iki arabanın 1.6 atmosferik beslemeli 110 beygir ya da 120 beygirlik 4 ileri otomatik şanzımana sahip veya manuel şanzımana sahip modelleri de var. Bunlar da tercih edilebilir. Ya da 1.6 dizel versiyonları tercih edilebilir. 1.6 dizeller zaten biliyorsunuz yakıt olarak oldukça makuller. Gidiş olarak oldukça güzeller. Motor çok sorunlu bir motor değil. Tavsiye olunur. Tabii ki çok temiz bir şey almak isterseniz yani 75'lere 80'lere çıkmanız da gerekebiliyor. Galiba ben buradan geçebiliyorum abi. Bu yanıp sönüyor. 75-80'lere de alabiliyorsunuz ama hani şöyle bir 100.000 120.000 bantlarında bir iki parça boyalı veya olmayan rahatlıkla denk getirip alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu iki araba da kesinlikle hem de sedan, genel kullanıma hitap eden arabalar, tercih edilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar bu fiyat bantlarına. Geçelim diğer arabamıza. Seat Ibiza alabilirsiniz. Ibiza'nın da yanılmıyorsam 2011 modelinin bir videosu vardı. Yine 2011, 2012, 2013 bantlarında 1.4 atmosferik. Yani belki TSI motorda bulabilirsiniz. Biraz yüksek olabilir kilometresi. Ama 1.4 atmosferi gayet yeterliydi bence. LPG ile kullanımı uygun. Çok büyük bir araba olmasa da sportif, güzel bir araba. Kesinlikle tercih edilebilir. Böyle düşük kilometrede bir Ibiza'da alabilirsiniz. Ibiza'nın haricinde Dacia Sandero Stepway. Özellikle 1.5 motoruyla, biliyorsunuz benzinleri de var ama 1.5 motoruyla şöyle 90.000 100.000 bantlarında denk getirilip alınabilecek bir araba. Makyajsız kasasını biraz daha rahat alırsınız bu arabanın. Ama bence oldukça güzel bu fiyat bantlarına, makul, dizel, çok az yakan bir araba. Tercih edilesi bir araba olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu arabanın da yine hani bu bantlarda baktığınız zaman yüksek kilometre, dediğim gibi daha böyle lüks arabalar da alabiliyorsunuz. Hani Sandero birazcık böyle şey gelebilir, zayıf gelebilir gözünüze ama yürütme maliyetleri çok düşük. Özellikle bir müddet binip de bir üst sınıfa atlamak isteyen, hani daha rahat para biriktirebilecek konumda olup da sadece bir atlama arabası olarak kullanabileceklerin, kullanmak isteyenlerin tercih etmesi gereken bir araba olarak görüyorum ben bu arabayı da. Çünkü maliyetleri çok düşük bir araba. Hani hep derim, harcatmadıklarıyla istediğiniz arabayı alabileceğiniz bir araba. Öyle bir araba bu araba. Honda Jazz. Honda Jazz'ın birinci neslini alabiliyorsunuz. Elit paketiyle şöyle 100.000'in altında. Fazla mı? Fazla. Evet, yani Honda Jazz'ın birinci nesline bu paralar fazla ama maalesef piyasa böyle. İkinci neslinin de robotizeli ya da manuel versiyonunu alabiliyorsunuz. CVT şanzımanlı olanları da var. CVT'liler biraz daha pahalı oluyor. O bir sonraki aşama 75-80'e daha rahat bulunabilecek bir araba arkadaşlar. Hani Jazz da düşünülebilir. Aile kullanımı için de hem küçük. Hani mesela şimdi ben i20 yerine Jazz alabilir miyim? Alabilirim yani, çok rahat da aile kullanımında kullanırız. Hem uzun yolda gider, hem şehir içinde kullanılır, hem park problemi olmaz, hem maliyetleri çok yüksek değil. LPG'ye de uyumlu. Gayet güzel araba. O arabada tercih edilebilir, bakılabilir arabalardan bir tanesi. Hani temiz olarak bulabilirsiniz o arabadan da. Bindiğimiz otomobilin i20'nin arkadaşlar bir önceki neslini bu fiyatlara alabiliyorsunuz.
2013 senseler falan. Bak bu 70 falan isteyenler de var da bu bantları alabilirsiniz. Hem dizelini hem benzinlisini hem 1.4 otomatiğini tercih edebilirsiniz. Güzel arabadır. Yol tutuş ve hissiyat olarak bu yeni nesline göre biraz daha zayıf duruyor arabalar ama bu fiyat bantlarına böyle kız gibi bir araba almak istiyorsanız yine o arabada tercihleriniz arasında olabilir. Bence güzel bir araba. Yine bu bantlara abi lineal, bir önceki videoda da lineal söyledik. Daha temiz bir lineal istiyorsanız bu bantlara lineal da bakabilirsiniz. Yani genel kullanıma uygun bir araba. Evet 60 bantları lineal çok. Ama yapacak bir şey yok. Memleketin durumu hali ortada. Evet mesela bir de Toyota Yaris alabilirsiniz. Hem güncel kasasını, makyajsız halini hem de bir önceki kasasını bu fiyat bantlarına tercih edebilirsiniz. Alabilirsiniz arkadaşlar. Bence o da yani genelde B segmente ağırlıklı oldu bu video biliyorum. Ama maalesef 60 bin liralar artık belki bundan 2 yıl öncenin 30 bin liralarıyla eşdeğer paralar. Bunlarla birlikte biraz daha belki eski olup yine düşük kilometrede bir Ford C-Max veya benzinli bir Focus 2 alınabilir. Benzinli bir Jetta alınabilir. Dizelleri pahalı çünkü ve genelde yüksek kilometreli. Toyota Corolla alınabilir 2007-2008. Onların hani makyajsızları, 1.6'ları robotize. Zaten dizelleri hep robotizeydi. Ya da manuel olarak biraz daha yüksek kilometrede C segmentinde tercih edilebilir. Çok kafanızı ağrıtmayacak bir arabadır. Megane 2'lerin çok temizlerini alırsınız o paraya. Hani şöyle 2009 falan bir tercih edersin. 2009 falan 2008 denk getirirseniz yani 55 bantlarına falan alınabilir diye düşünüyorum. Daha fazla isteyenler var biliyorum. Ama hani ederine bakarsak şu piyasa bantlarında yani 55 verilir, alınır. O da güzel bir arabadır. Tercih edilebilir bir arabadır. Sizin de tercih ettiğiniz otomobiller, memnun olduğunuz otomobiller varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ha, bu arada şeyi de söyleyeyim. Kia Ceed'in ve i30'un eski kasalarını da bu fiyat bantlarına rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bu iki araba da güzel arabadır. Dizelleri genelde yüksek kilometreli. Benzinli veya dizel denk getirirseniz o da tercih edilebilir. Bu bant çok karışık bir bant. Biliyorum epey bir araba söyledim. Farklı farklı segmentlerden farklı farklı şekillerde alabileceğiniz, otomobil alabileceğiniz bir bant arkadaşlar. O yüzden garip bir yer bu yer. Hani buranın ya üstü ya altı biraz daha mantıklı oluyor. Burası böyle işlerin en çok kızıştığı, onu alma bunu al denilecek yerlerden bir tanesi. Piyasadaki bulunan yani alelade binilen her otomobilden bulabileceğiniz, kazalısını bulabileceğiniz, temizini bulabileceğiniz bir bant. Ama ben olsam şu saydığım otomobiller arasında gider gelir bunlardan bir tanesini tercih ederdim. Yürütme maliyetleri bu otomobillerin biraz daha düşük. O yüzden hani harcatmadıklarıyla onları köşeye koyup şöyle 90 bantlarına zaten böyle giderse bu arabaları alırsınız. Yaklaşık 1-2 ay sonra bu arabalar 80 bantlarına gelir. 80'e satar 110'a biraz daha yüz düzgün bir araba alırsınız. 1-2 ay sonra gibi görüyorum ben bu skalayı. Umarım seri faydalı oluyordur. Beğenilerinizden veya dislike'larınızdan olup olmadığını anlıyorum. Güzel 1000 beğenileri geçiyoruz. 1000 beğeni hedefimiz her videoda var biliyorsunuz. İnşallah bakalım ilerleyen dönemlerde tabii şey de yapacağız. Yani 60'tan sonra size SUV'de tercih amacında sunacağım. Ticaride sunacağım arkadaşlar. 60 bizim sınırımızdı. Bundan sonra SUV ticarilerde olacak inşallah. Eğer seriye devam edebilirsek bu seri içerisinde. Ben hani 60 bin liralara Doblo veya Kango haricinde çok bir ticari tercih etmezdim. Onu da söyleyeyim. Hani bu paraları alacaksam o bantlarda hani Doblo daha çok benim için ön planda olurdu yeni kasanın makyajsızı. Gerçi makyajı da bulabilirsiniz 1.3 dizel. Hani kedi falan da alınabiliyor. 2007 model falan 1.9 dizel bir kedi denk getirirseniz o da alınabilir. Güzel bir araba. Connect de aslında bu fiyatlara alınabilecek arabalardan bir tanesi. Hani 60 bantlarına gerçekten düşük kilometreli bir Connect alabiliyorsunuz. 2008 falan 2007-2010. Bir Connect denk getirip alabiliyorsanız, ticari maksatlı kullanacaksanız alınabilir ama benim yine önceliğim ticaride de Doblo olurdu. Çünkü yürütme maliyetleri, hani ticaret yapıyorsam, sadece o işte kullanacaksam Doblo bence çok güzel. Arka süspansiyonları da bağımsız, yumuşak da bir araba Doblo. Tercih ederdim. Ama hani böyle biraz daha şey olsun istiyorsam, kalıplı güzel bir araba olsun istiyorsam o zaman Connect ve Kedi'ye bakabilirdim ama biraz eski almam gerekiyor. Onun için de hani biraz köşede paramın olması gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım faydalıdır dediğim gibi. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.